İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Kendinize gelin. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayıkböke, özel tüketim vergileriyle her sabah yeni zamlarla Türkiye'yi fakirleştirmeye, 6,5 milyon asgari ücretliyi, 11 milyon emekliyi yok saymaya hiçbirinizin hakkı yok. Kendinize gelin dedi. Mersin'de Suriyelilerin 100 lira yoğunluğu. Mersin'de Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan kaynakla kişi başına yapılacak 100 lira yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeliler, ikametgah belgesi almak için İl Nüfus Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Mersin Gazetesi. Barolardan mahkeme heyetine tepki. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde canice öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal cinayetinin ceza davasında mahkeme heyeti tarafından müdahillikleri kabul edilmeyen 8 baronun temsilcisi mahkeme çıkışında tepkilerini dile getirdi. Duygulandıran yemin töreni. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi eğitimini tamamlayan 365. kısa dönem erlerin yemin töreni yapıldı. İMC Gazetesi. Mersinli yatırımcıları Vietnam'a davet etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği ülke tanıtım toplantılarıyla üyelerine alternatif pazarlar sunmaya devam ediyor. Kontrolden çıktı, tüpçü dükkanına girdi. Anamur ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hafif ticari araçla tüpçü dükkanına girdi. Çukurova Gazetesi. Eşitliği sağlamak görevimiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, engelli insanlarımızın maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet ve devlet olarak en temel görevimizdir dedi. Fazıl Türk'ten destek istediler. Mersin Otogalericiler Sitesi esnafı Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret ederek kentte ruhsatsız faaliyet yürüten otogalerilerin nedeniyle yaşadıkları sorunları paylaştı. Bu sorunların çözümü konusunda Başkan Mehmet Fazıl Türk'ten destek istedi. Fazıl Türk de konuyu Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile görüşebileceğini söyledi. Haberci Gazetesi. Engelleri aşmak için eğitmen sayısı az. Uzmanlar engelli öğrencilerin başarılı olabilmesi için gerekli eğitmen sayısının oldukça az olduğuna dikkat çekti. Tarsus 2017'de mega projelerle tanışacak. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 2017 yılında Tarsus Belediyesi olarak mega projelerin temelini atacaklarını söyledi. Güney Gazetesi. Haykent projesi Silifke'de tanıtıldı. Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği ve Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersin Akdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada üreticiyi daha kaliteli et ve süt üretimine teşvik ederek kazançlarını artırmak istediklerini söyledi. Bozyazı Kaymakamlığında görev değişimi. Mersin Bozyazı Kaymakamı Suat Yıldız, Tekirdağ Vali Yardımcılığı görevine atandı. Bozyazı Kaymakamlığına ise Amasya'nın Slova Kaymakamı Hayati Taş'tan getirildi.